Bey Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfı öğrencilerinden Fatma Nur Tercioğlu'nun Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiir. Eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. Protokolün sayın üyeleri ve değerli öğretmenlerimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz öğretmenlerimize vefa temalı programımıza hoş geldiniz. Program akışını arz edelim. Saygı duruşu ve istiklal marşı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in Öğretmenler Günü mesajının okunması, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ümit Gökdemir'in günün anlam ve önemini belirtmek konuşması, geçtiğimiz yıl emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesi, mesleğe yeni katılan öğretmenlerin yemin töreni, mesleğe yeni katılan öğretmenimizin konuşması, Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fatma Nur Tercioğlu'nun Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiiri seslendirmesi, Öğretmenime Mektup Yarışmalar Korosu ve kapanış. İlk olarak sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Arz ederim. Dikkat! Thank you.
Lisesi Okul Müdürü Mustafa Karaduman'ı sahneye davet ediyorum. Değerli öğretmenim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başarı öğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günün yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bilgisini insanlığıyla yoğurmuş fedakar, idealist yol arkadaşlarım. Uzaktan eğitim sürecinde ve yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde canla başla öğrencileriniz için çaba sarf ettiğinize yakinen şahit olmak, sizinle bu yolculukta yan yana yürümek benim için bir gurur vesilesi oldu. Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlılığıyla ülkemiz eğitimde zor zamanları geride bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı, gücünü milletimizin genç dimağlarına ışık tutan siz değerli öğretmenlerimizden almaktadır. Hiçbir model ya da sistem öğretmenlerimizin evlatlarımıza kattıklarından daha üstün olamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizin gelişimi ülke geleceğinin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle baş öğretmenimiz Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ümit Gökdemir'i kürsüye davet ediyorum. Günü anlamlı kılan sevgili meslek arkadaşlarım ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1928 yılında baş öğretmen ünvanını alması vesilesiyle 1981 yılından bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü yürekten kutluyorum. Sevgili öğretmenim, en kıymetlilerimizin, insanlığa sunabileceğimiz en büyük armağanımızı, ahlaklı, erdemli, vatan, millet ve insanlık aşığı, muhtaç olduğu kudreti kendi özünde arayarak insanlık adına bilimle donanmış olarak yetişmesi ancak senin olmuş yüreğinde, mahir ellerinde bekliyor. Çocuklarımızın bugünü ve yarını senin hayallerinde, umutlarında, planlarında, gayret ve özverinde gizlidir. Sen bağrında nice kuru tohumları yeşertecek, onları zararlı otlardan koruyabilecek yegane kuşsun. Avucumuzdaki kelebeklerimiz, biricik yavrularımızı avucumuzdan kaçırmak ya da boğup öldürmek arasındaki ince çizgi senin maharetli ellerindedir. İpek yüreğinde, aydınlık zihninde gizli. Saygıdeğer meslektaşlarım, cehaleti aşma yolculuğumuzun ilk basamağı bilmektir. Lakin cehaleti bilmek değil, olmak başarıdır ancak. Daha fazla gelişmişlik adına seküler bir anlayışla bütün çabamızı harcadığımız fenliğin ve tekniğin merkezine insanı ve insan olmayı almayan safi bilgi güçtür anlayışıyla her şeyi kontrol edebileceği sanrısına kapılan insan, insanın yurdu olmak yerine kurdu olmayı tercih etmiş görmektedir. Bilgiye anlamdan yoksun bir halde tapan insanı
sadece akademik olarak eğitilip ahlaki yönden eğitilmemesinin kaçınılmaz acı sonuçlarını en son 15 Temmuz'u o ihanet gecesinde hep birlikte yaşadık. Bilirsiniz, çoğu filmde, başarı hikayelerinde hep kazananların birincilerin hikayesi anlatılır. Birinci olmayanlar kaybetmiş sayılmanın ötesinde yok sayılır. Her ne kadar tarih galiplerin anlatımıysa da mağlupların, yok sayılanların bilinmez hikayeleriyle doludur. Kendimizi düşünün. Birincisi olamadığımız o kadar çok yarışlara dahil olduk ve kaybetmiş sayıldık ki. Burada bir öz eleştiride bulunmak istiyorum. Bizler geçmiş zaman öğrencilerimizden bahsederken çoğunlukla akademik, ekonomik ya da sosyal olarak diğerlerine göre daha başarılı kabul ettiğimiz öğrencilerimizi, hikayelerini, onlarla birlikte kendimizin de ne kadar başarılı olduğumuzu anlatırız. Ya diğer öğrencilerimiz. Bu gayet insani ve anlaşılır bir durumdur. Fakat hiç de öğretmenliğin ruhu ile bağdaşmaz. Bizler ne yazık ki insanın bir ruhu olduğunu unuttuk. Zannettik ki başarılı olmak, mutlu olmak. Çocuklarımıza mutluluğu diğerlerini geçmek, onlardan önde olmak olmadığını öğrettiniz. Bizlere anne babalarının, belki de daha önemlisi geleceğin emaneti olan çocuklarımıza her şeyden önce sevmeyi, mutlu olabilmeyi öğretmeliyiz. Bizzat yaşayarak ve yaşatarak. Bizler bir iş kolunun üyeleri olmaktan öteye çok saygın bir meslek erbaplarıyız. Ve her meslek erbabı gibi sanatkar bir ruhla elimizdeki yegane malzeme olan insanı bıkmadan, usanmadan dünyada bir eşi daha olmayan tek, biricik, en değerli madenmiş gibi ustaca işlemeliyiz. Mesleğimizin hakkı, güzel yarınlar, daha yaşanabilir bir dünya, daha bir insanlık için. Her birimizin akışına bizzat tanıklık ettiği halde pek fazla anlayıp anlamlandıramadığımız dünyamızın bugününde üretimin ilk defa tüketimi geçtiğine ama buna rağmen yokluk ve yoksulluğun belli coğrafyaların kaderiymiş gibi hüküm sürdüğüne, dünyanın gelişmiş ülkelerinde aşırı beslenme ve buna bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının yetersiz beslenme ve buna bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısını geçtiğine, diğer adı yalnızlık, kimsesizlik, çaresizlik ve umutsuzluk olan intiharlardan ölenlerin sayısının tüm savaş, çatışma ve adi cinayetlerde öldürülenlerin sayısını geçtiğine, bilgi işlem, iletişim çağı dediğimiz zamanın insanı algoritmalardan ibaret birer makineye dönüştürmeye başlar ve başkalaştırmaya çalıştığına, müthiş bir korku, bir o kadar da coşkun tezahüratlarımız geçtiğinde tüm aybazlığımız, aldırmazlığımız, aldanmışlığımızla şahit oluyor ve bütün bunlara kapılmış sürükleniyoruz. Tüm insanlık daha fazla büyümeyi ve ilerlemeyi, buna bağlı refah kutsamış, yalnız ona kilitlenmişken, dünyamızın sınırlı kaynaklara sahip olduğu değişmez gerçeğini bilinçli bir şekilde unutuyor ve huzursuzca çocuklarımızın yegane yaşam alanında geleceğini yok ediyor, yok etmeye namzet çocuklar yetiştiriyor. Belki bir gün insanoğlu bazı ya da başka bilinmez gezegenleri dünyaya dönüştürebilme bilimsel yetkinliğinin ve hayalinin biz düşümünde zaten bir dünyamız olduğunu, zaten bir dünyamız olduğu irfanına ulaşabilir ve de gerçeğinin farkına varabilir. Bir şeylerin kıymetini sanırım elimizde olanların da tamamını yitirdiğimizde hep birlikte anlayacağız. Korkunç bir uçurumun kenarında duran beşeriyetin kurtuluşu ancak değer ölçüleriyle, insan olabilmesiyle mümkündür. Ve bu kurtuluşun meşalesini yakabilecek kıvılcım siz öğretmenlerimizin yüreğinde, zihninde ve ellerindedir. Tüm bu karanlıklara inat. Sizlerin ışığı aydınlatacaktır geleceği. Aynı zamanda birer düşünür de olan siz öğretmenlerimiz, bu dünyada yaşayan fakat bu
dünyayı yaşamayan lider kişilikler olmak zorundasınız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nazım Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 5 yıl önce derin bir trafik kazasında kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşimiz İsmail Akkoyun, henüz yakın zamanda kaybettiğimiz emekli sınıf öğretmenimiz Şükrü Turan'ı, emekli beden eğitim öğretmenimiz Ali Kahraman'ı, emekli eğitim çalışanlarımız Faruk Duman ve Metin Payaz'ı, ayrıca ebediyete uğurladığımız tüm eğitim çalışanlarımızı, uğrunda ölerek bizlere bu toprakları vatan eyleyen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Emekliye ayrılmış öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza sağlık, mutluluk içerisinde sevdikleriyle güzel bir hayat diliyor ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum. Aleme nizam götürme ülküsünde olan ve çok uzun yıllardır duraksayan Yüce Millet, ancak siz öğretmenlerimiz sayesinde daha adil bir dünyayı kurgulayan medeniyet iddiasını yerine getirebilecektir. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlar, sağlık, mutluluk dolu bir hayat dilerim. Geçtiğimiz yıl emekli olan öğretmenlerimiz Mehmet Kolukısa ve Ramazan Çınar'ı hizmet şeref belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Bir harf öğretenin 1000 yıl kölesi olurum diyor.
savaşlarda bileği bükülmeyen Hazreti Ali bir harp öğretmenine 1000 yıl kölesi olacak. O kadar değerli bir meslek. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten de bahsedelim. Öğretmenlerin yapmış olduğu. Hepiniz biliyorsunuz. İleri görüşlülüğü, zekası ve gelecekteki çalışmalarının nasıl olacağını gören, mavi gözündeki o ışığı gören matematik öğretmeni, ailesinin vermiş olduğu ismin yanına, Mustafa isminin yanına, kamil, eren, gören, anlamına gelen Kemal ismini takmıştı. Yine bunu kim? Öğretmeni yapmıştı. Arkadaşlar, sizlere ders vermek için değil ama tarihimizi de unutmayalım, öğrencilerimizi unutturmayalım. Dünyaya hükmetmek istiyorsa eğitim, eğitim, eğitim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mesleğe yeni katılan öğretmenlerimizin yemin töreni için Dursun Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Balcı'yı ve yemin edecek öğretmenlerimizi sahneye davet ediyoruz. Veya adınızın doğru telaffuz edilebilmesi tarif edilemez bir mutluluk.
Her öğrenci bir öğretmendir bizler için. Bizler öğrencilere eğitim verirken onlar da bize birçok şey öğretiyor. Neyi yapıp yapmayacağımızı, bir davranışı nasıl kazandıracağımızı çok güzel öğretiyorlar. Öğrencilerimle okul bahçesine çıktığımız bir gün öğrencimin yağmuru koklaması ve yağmurun tadına bakması beni şaşırtmıştı. Yağmuru ilk defa görmemişti ne de olsa. Belki de daha önce yağmuru bu kadar yakından inceleme fırsatı olmamıştı. Bir de kar topu oynamak istediğini el hareketleriyle göstermesi, bir an önce kar yağsa da öğrencilerine kar topu oynayabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Dursun Bey, Nene Hatun, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12B sınıfı öğrencilerinden Batmanur Terzioğlu'nu Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiiri seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. Köy çocuklarını getirin buraya. Bir bahçıvan. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız. Çiçek getirin. Dünyada her şeye değer biçilebilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. Dursun Bey Sarıhoca İmam Hatip Lisesi 10A sınıfı öğrencisi Aycan Babacan'ın öğretmenime mektup yarışmasında birinci olan mektubunu okumak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili öğretmenlerime, sizce en önemli meslek hangisidir? İnsanlara yardım edip onları tedavi ettiği için doktorluk mu? Yoksa insanları savunduğu için avukatlık mı? Peki ya mimarlık? Belki de gazetecilik. Aynı soru bana sorulduğunda ise verecek tek ve net cevabım öğretmenliktir. Hayal dünyamızın kapılarını sonuna kadar aralayan kişidir öğretmen. Bize bilgiyi aşılayan, bizleri sevgiyle büyüten, varlığıyla bize can veren öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. 24 Kasım'ın hepimiz için ayrı bir yeri var. Çünkü o gün bizim gizli kahramanlarımızın günü. Bizlere iyi bir insan, eş, anne, baba ya da kim bilir belki de cesur bir asker, şefkat dolu bir öğretmen ve gözü kara bir polis olmamız için eğitirler. Belki de onlar gibi öğretmen olup bu ülkeye içi kötülük barındırmayan tertemiz çocuklar yetiştiririz. Sizden nasıl öğrendiysek gelecek nesillere de öyle öğretiriz. Sizlerin sayesinde topluma yararlı birer fert olmayı hedefleriz. Sizler koca bir çınarsınız. Biz ise bu çınarın dallarında yeşeren tomurcuklarız. Aslına bakarsanız biz öğretmenlerimiz de buyuruz. Sizler bizim sevincimize ve üzüntümüze ortak olursunuz. Öğretmen ve öğrenci bir bütün, bir takımdır. Aslında bir bedende iki can da diyebiliriz. O yüzden sizlerin kıymetini bilmeliyiz ve sizlere saygı duymalıyız. Hazreti Ali'nin de söylediği gibi, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye. Bizleri her şeyi öğreten öğretmenlerimizin, bizden duydukları umudu, bize emanet ettiği bu ülkeyi hep beraber koruyup güzelleştirelim. Ulu Önder Başöğretmenimizin de dediği gibi, gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Biz de çalışıp çabalayıp, başarılı bir öğretmen olup, yeni fidanlar dikmek için uğraşmalıyız. Demem o ki, bizim ektiğimiz tohumlar bir gün yetişip başka tohumlara ekecek. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Onları bu özel günde saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben kırlarında elvan elvan çiçeklerin açtığı, dağlarında hır kuşların uçtuğu, pınarından susayanın içtiği, yollarından yiğitlerin geçtiği, çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği bir vatan olmak istiyorum. Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecektir. Resim dalında dereceye giren öğrenciler, 1. Sare Bozkurt, 3 Eylül Koklu,
İkinci Ceylin Altıntaş, üç Eylül'ü topluyorum. Üçüncü Erbaa Kralan, Sabahattin Yönlü topluyorum. Ödüllerini vermek üzere Sayın Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Resul Güven'i sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Şiir dalında dereceye giren öğrenciler. Birinci Nurafişan Özbudak Atatürk Ortaokulu. İkinci Şeyma Subaşı Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu. Üçüncü Azra Akbaba Atatürk Ortaokulu. Ödüllerini vermek üzere Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Bahçıvan'ı sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Esra Kaygısız, Sara Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi. İkinci Merve Karadol, Çok Programlı Lise. Üçüncü Fatma Nur Terzioğlu, Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Ödüllerini vermek üzere İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Ahmet Karaman'ı sahneye davet ediyorum. Öğretmenler günü sebebiyle Ali Kahraman öğretmenimiz anısına düzenlenen öğretmenler arası masa tenisi turnuvası birincisi Ali Turgay Aydın. İkincisi Oğuz Burunsuzoğlu. Üçüncüsü Ömer Faruk Dündar. Ödüllerini vermek üzere ilçe yazı işleri müdürü Ahmet Gice'yi sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Ülkemizin gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır.
Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Şimdi de öğretmenler korosunu dinleyeceğiz. Öncelikle orkestradaki öğretmenlerimizi sahneye davet ediyorum. Şimdi ise korodaki öğretmenlerimizi sahneye davet ediyorum. Thank you.
arasında divane göndermiş bir gün kış biter askeri. Askeri var, vay. Ben dersliyim dey dersle şikayet soruyorum. Vay gurbet geçmez mi var? Aşıklar öyle cevap eski demez bir konuş, eski demez bir konuş.
Programı sonlandırmadan önce şu kenarda gördüğünüz fotoğraflardan dilerseniz alabilirsiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü programımız burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.